30. maç olmuş. Fatih Terim böyle bir formasyon deniyorsa sezonun genelinde Galatasaray açısından işlerin yolunda gitmediğini görüyoruz. İyi bir figürle. Bence bu Türkiye Ligi'nin en iyi 3 futbolcusundan bir tanesi. Bir yönetimi ezdi. Bu kulüp Fatih Terim'indir dedi. Diyoruz ya Fatih Terim'in tecrübesi. Buraları oynamayı çok iyi biliyor. Ben Erol Hoca'nın bu saatten sonra şampiyon olsa bile Fenerbahçe seneye devam edeceğini düşünmüyorum. Sen kime ceza veriyorsun Caner'i oynatmayarak? Şampiyonluğu kaybettikten sonra İrfan Can'ın aldığını farkına varacak. Fenerbahçe'yi Türkiye'de çalışmayacak. Benim şahsi görüşüm yerli hoca yok. Erol Hoca'nın yenildiği maçtan sonra basın toplantılarında söylediklerini de artık benim canımı sıkmaya başladı. Yani Beşiktaş'ın hatası belirler. Onu yaşamazsa şampiyonluğu götürür diye düşünüyorum. Beşiktaş futbolcundaki hırs sen Fenerbahçe futbolcunda görüyor musun? Format Futbol'da herkese merhaba. Engin, nasılsın? Merhaba. Sağ ol abi. Seni sormalı. Durgunsun bugün. Yok. Trafik çekmişsin belli. Biraz çektik. Biraz bu ara biraz çekmişsin. Yoğun trafik. Aynen. Sıkıntı İstanbul yok. Trafiğinde yani pazartesi ve cuma günleri böyle zaten ekstra bir inanılmaz yoğunluk oluyor. Ama onun dışında her gün artık herhalde bu... Eskiden belli saatlerde yoğunluk oluyordu. Aynen. O saatleri şimdi ayarlardık. O saatlere kalmamaya özen gösterirdik ama şimdi günler saati. Çok programı çektiğimiz saatte böyle hani... Mesai başlangıç saati değil. Sevenlerinle buluşmak için çok aslında, uzaktan geliyorsun. Hem yani. De senle. Hem de senle. Hem de izleyicilerin. Konuşacak çok şeyimiz var. Şöyle yapalım bence. Bu hafta şimdi derbi haftası. Beşiktaş Fenerbahçe maçı var. O yüzden ilk önce istersen Kayseri Galatasaray maçıyla başlayalım. Ondan sonra Fenerbahçe Beşiktaş derbiyle beraber. Nasıl dersen sıkıntı yok. İki maçı da değerlendirmiş oluruz. Kayseri maçı değişik bir formasyon. Çift forvet. Sonuç olarak Falcao'yu da kesmek zordu zaten yani geçen hafta yaptıklarından dolayı, attığı gollerden dolayı. Falcao Muhammed 4-4-2, beklenen performansı önemliydi. Saracı ile Leddin bence gayet iyi performans gösterdi. Sonuç olarak ben şeyi de okudum, 22 tane orta, 11 tanesi isabetli. Bu cidden çok iyi bir yüzde. Yani dünya futbol standartlarına göre %30 ve üstü orta şeyi yüzdesi çok iyidir ki bu %50 geliyor. Burada tabii çift forvet oynamanın da faydaları var. Ama bence Saracı maçın yıldızlarından bir tanesiydi bana göre. Falcao yani söylenecek bir şey yok bu adamın. Her zaman söylediğim bir şey vardı. Bazı futbolcular formla oynarlar. Form tutarak oynarlar. Fizik güçleri düştüğü zaman formları düşer. Yani mesela en güzel örnek buna Vedat'tır. Vedat fizik gücü elinde olduğu zaman, formu olduğu zaman çok etkili bir forvettir Vedat Muriç. Ama kalite açısından, o son vuruş kalitesi şey açısından bu insanın belki de genlerinde mi olur, büyük golcülerden olur bilmiyorum ama Falcao tam böyle bir adam yani. 5 ay oynamasın. Golü kokluyor. 5 ay oynamasın. 5 ay sonra sahaya sürür, o golü yine atar. Mesela sen ne diyorsun maç hakkında? Düşüncelerin ne? Valla maç hakkında senin dediğin gibi iyi giriş yaptın açıkçası. Yani çift forvet zaten bekleniyordu. Formlar son işte Mustafa Mehmet'in yarıda kalmıştı cezasından dolayı. İyi bir yerde bırakmıştı. Keza Falcao da o yokken attığı gollerle kendisini göstermişti yani klasını. Hala ben buradayım demişti açıkçası. Burada Fatih Hoca'nın bir karar alması gerekiyordu. Yani tekrar Muhammed'e dönecek, Mustafa Muhammed'e dönecek, Falcao'yu kenarda tutacak. Falcao'yu devam etse Mustafa Muhammed'i kaybedebilir. İkisi birlikte bir formasyon ki Fatih Hoca'nın repertuarında var çift forvet. Ama o repertuar uygun ikisi birbirini tamamlayan oyuncular mı dersen açıkçası ben bu maç belki göstermedi ama genel anlamda bunu tam aksini bize gösterebilir. Yani biraz daha gol bölgelerinde olmayı seven oyuncular. Yani daha çok bir önceki formasyona daha uygun oyuncular diyebilirim. Pas trafiğine girebilecek, şut imkanı olan, golü koklayan oyuncular. Bu maçta bunu görmedik. Tabii arka tarafta Fatih Terim şöyle bir oyun tercih etti. Yani şöyle mi demek istiyorsun? Bir Elmander Baroş çift forveti gibi değil mi? Yani mesela? O biraz daha böyle rakibi yoran. Orada çift forvet olduğu zaman bir tanesi böyle tabiri caizse adam yiyen olacak. Stoperlerle bütün maç çarpışacak oyuncu olması lazım. Mustafa Mehmet güçlü bir oyuncu ama bu anlamda bir kastetmiyorum. Yani tabii ki çarpışabilir, yeri geldi çarpışabilir ama sadece o özellikleri yok. Başka özelliklerini ön plana çıkartmayı seven de bir oyuncu. Arkada 4-4-2 gibi 4-4-2 de tamamıyla sağa açık sola açıktan orta sahaya takviye yapacak oyunculardan değildi. Daha çok 4-3-1-2 gibi bir Galatasaray izledik maçın gidişatında. İşte Taylan, Emre Kılıç, Gedson Fernandez. Onların önünde Emrah Baba ve çift forvet gibi de maç içerisinde döndüler. Burada tabii önemli olan sağa açık sola açık olmadığı zaman Galatasaray'ın beklerinin hücuma katkısı önemliydi. Kaldı ki Saracchi'de olsun, Yedlin'de olsun bu ligde hücum katkısı olabilecek. Hatta Yedlin hatırlarsan Line son atmıştı Sivasspor maçında. Eleştirmiştik burada. Yani hücumda etkili bir oyuncuyu savunmada geri dönmüyor diye Fatih Terim Lines tercihinde bulunmuştu. Lines de bireysel bir hatayla Sivasspor'un gol atmasını sağlamıştı. Bu yüzden bence normal düzene döndü.
sol tarafta Saracchi, sağ tarafta Yedlin olması gereken bekler. Bunlar da ileri çıkış yapabilen ve orta kalitesi yüksek oyuncular. Ortayı deneyebilen. İçeride de bunları deneyecek iki oyuncu olması. Yedlin bir kere çok sprinter. Yani şey olarak da çok etkili. Yani burada göz ardı edilen sadece bu iki oyuncu değil, bir de Emrah Baba'nın da olması. Ya şimdi Emrah Baba da golü koklayan bir oyuncu. Dikkat edersen pozisyonlar buldu. Boş pozisyon yakalayabiliyor. Şimdi kendisi Ayas Bordan beni biliyoruz yani evet, o anlamda. Yani zaten oyuncu. Bence Emrah Baba yani orta saha oyuncusu değil bence. Yani cidden evet bu dediğin çok doğru. Dikkat etsinler Emrah Baba 3-4 tane pozisyona girdi. Ama Emrah Baba yani cidden gizli santrafor, ikinci santrafor falan dersen ya, o şekilde oynuyor. Ama bana sorarsan çift forvetlisiyle Emrah Baba'yı da koyduğun zaman birazcık belki Kayseri Spor karşısında çünkü Kayseri... İşte bu maç yani bu maç anlamda gidebilir de. Ama bunu ilk 8'deki takımlara karşı yapman zor. Yani Emrah Baba'yla çok daha zor. Yani oraya kesinlikle daha farklı bir isim koymak lazım. Büyük ihtimal Fegulli olabilir orada. Bu sistemle oynamaya devam edecekse Fegulli olabilir. Ama ben yine tekliğe döneceğini tahmin ediyorum. Zorluk seviyesi yüksek maçlarda Fatih Hoca'nın. Fegulli iyi bir Fegulli kaldı ki maçın gidişatında oyuna girdi. Son haftalarda giriyor. Fizik anlamında geride olduğunu görebiliyoruz. Doğru karar yani ilk 11 başlatılmaması ama kalitesi de tartışılmaz. Attırdığı gol Onyekuru'ya attığı pas. Yani bu ligde çok fazla kişinin deneyebileceği tarzda bir pas değil. Yapabileceği demiyorum. Deneyebileceği tarzda bir pas değil. Ama ben değişeceğini düşünüyorum. Burada aslında ben sıkıntı görüyorum. Genel anlamda ligin genelini değerlendirdiğimizde işte şampiyonluk yarışında takımlar Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Neden Beşiktaş'ın bu anlamda burada ligin bu haftasında eleştirmiyoruz? Artık her şey belli Beşiktaş'ta. Oynadığı format da belli. Oyuncular da 3 aşağı 5 yukarı belli. Ya Fatih Terim kalibresinde bir teknik adamın bu kadar deneme yanılma yapması ligin genelinde. Hadi yaparsın, ligin başında yaparsın. Belli bir format oturtursun. Onun da devamını sağlarsın. Ama 30. maç olmuş. Fatih Terim böyle bir formasyon deniyorsa aslına bakarsan genel sezonun genelinde Galatasaray açısından işlerin yolunda gitmediğini görüyoruz. Burada tabii bir kriz vardı. Son iki hafta puan kaybı vardı. Beklenmeyen puan kaybı vardı. Buradan dönebilmek, bu maçı kazanabilmek bence hepsinden daha önemliydi Galatasaray açısından. Kaldı ki bu hafta birazdan konuşacağız. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin olması, Galatasaray'ın tekrar o krizden çıkması, tekrar yarışın içine gireceğini gösteriyor bize. O özgüveni almak açısından önemli bir maçtı. Kaldı gibi de Belhanda krizi de vardı. Onu da konuşmadık. Evet. Onu da konuşuruz. Belhanda krizinden de çıkması takım kazanması. Çünkü kaybettiğin zaman biliyorsun takımlarımız hakkında şey konuşuluyor. Bütün sorunlar su yüzüne çıkıyor. Kazandığın zaman bazılarını hasır alt edebiliyorsun. O anlamda önemli bir haftaydı Galatasaray açısından. 3 puan daha önemliydi. Bunu alması bence hepsinden önemli. Doğru. Yani şimdi ben şu konuya da bir geleyim. Yani benim şahsi görüşüm iyi bir Fegulli. Yani fizik olarak hazır. Yani özel sorunları olmayan, kendini sahaya veren iyi bir Fegulli. Bence bu Türkiye Ligi'nin en iyi 3 futbolcusundan bir tanesi. Yani çok fark yarattırıyor. Dediğin gibi o pası atması için. Son iki şampiyonluğunda zaten en büyük mimarlarından bir tanesi. Yani hele son düzlükte yaptıklarıyla. Tabii. Muslera hakkında hiçbir zaman yemem ama yani sahadaki futbolcu açısından Fegulli'nin yeri çok daha farklı. Burada şimdi Fatih Hoca evet bu hafta Rize ile oynuyorlar. Çift forvetle çıkar mı çıkmaz bilmiyorum. Belki yine çift forvetle çıkar ki ben çıkacağını düşünmüyorum. Ama ben Falcao'yu oynatacağını düşünüyorum bu arada. Muhammed'i Falcao'yu oynatacağını düşünüyorum. Şahsi fikrim. Ama bir şekilde bu takıma Fegulli'nin monte olacağını onun dışında Donk Luyendama'da bence Fatih Hoca hala tereddütte. Yani Luyendama'nın maçta yaptığı hatayı biliyoruz. Belki o da gol olsa bu arada maçtan sonra söyledi zaten. Bireysel hata çok müsait. Yani bazı şeyleri engelleyebiliyoruz ama bireysel hatayı engelleyemiyoruz. Şimdi bu bireysel hata. Şimdi Fatih Hoca'dan Luyendama'dan Donk'a niye döndü? Biz bu programlarda çok söyledik. Yani Donk'a dönmesinin sebebi Donk'un ayağının daha iyi olması, defansdan topla çıkışlarda daha başarılı olması ve topun Galatasaray'da kalması, bu şekilde pas organizasyonu oluşturmasıydı. Luyendama ile bunu yapamayacağını biliyor. Yani Luyendama ile bunu yapamayacağını artık ortada. Zaten Luyendama bence ayağı da çok kaliteli bir stoper olsaydı şu ana kadar Galatasaray'dan bir adım öteye yani Avrupa'nın büyük kulüplerine gitme şansı vardı diye düşünüyorum ben. Çünkü defansif hamleleri gayet yerinde ama dediğim gibi günümüz futbolunda ayağı iyi olmayan stoperleri büyük kulüpler tercih ediyor. Üçlüye dönebilir mi peki sence? Bence üçlüye döneceğini düşünmüyorum ben. Yani, sen düşünüyor musun? Stoperde şimdi aslında üçlüye dönmesi için çok idealde iki tane beki var.
Net. İnanılmaz ilerledik yani sene bekliyor yani. Bu ligde üçlü oynayacaksa en iyi, en uygun bekler olan takım Galatasaray. Çünkü bazı takımlarda bir tarafı çözüyorsun, sağ tarafı çözüyorsun diyelim. Sol tarafta sıkıntı var. Evet. Sol tarafı çözüyorsun, sağ tarafı çözemiyorsun. Hani uygun değil. Full back oynayacak oyuncular yok. Galatasaray'ın Sanatçı'da, Leyedlin'de hem back hem de full back oynayabilecek oyuncular. Burada. Ama seni de söyleyeyim şimdi. Sen demin çok güzel bir şey söyledin. Şimdi 30. haftaya geldik neredeyse. Tekrar bir de bunu dene. Bir de bunu dene. Onu mu yapacak yani? Yapmaz diye düşünüyorum ben yani şahsen. Fatih ama Hoca'nın repertuarında yani yapabilir bunları. Repertuarında Donk'u santrafor atmak da var. Donk'u Luyun'da mı yapabilir? Merkezde işte Gaston Fernandes, Taylan, onların önüne Feghouli çift forvet yapabilir. Tabii bu hafta mesela Onyekuru kesildi. bu sistemde ki kaldı ki başlangıç 11'inde olsa daha büyük sıkıntı yaşayabildi Galatasaray. Evet. Skor aldıktan sonra arttıracak en önemli oyunculardan bir tanesi bu ligimizde. Zaten onu herkes biliyor. Oradan da katkıyı aldı zaten skordan sonra. Ya ama bu haftaki de belki dediğim gibi ben Onyekuru'nun ilk 11'de olacağını düşünüyorum. Ama tek forvetli olacağını düşünüyorum. Emrah Baba'nın da olmayacağını düşünüyorum ama her şey değişir. Şimdi Berhan'la meselesine gelelim. Yani Berhan'la meselesi biz burada programda konuştuk. Yaptığın doğru olmadığını yani söyledik. Biz konuşmuştuk. Sonra akabinde yönetim kararı aldı. Ama ben hala şunu söylüyorum. Berhan'ın açıklaması, bunu kamuoyuna karşı yapması, yöneticiyi zor durumda bırakması doğru bir şey değil. Söyledikleri doğru mu? Doğru. Ama yani bazı şeyler her yerde söylenmez değil mi? Aynen. Yani bu kuraldır yani. Burada söylemesi doğru değil. Ama ben hala aynı şeyi söylüyorum. Ya orada da söyleyebilir ama söyleyiş biçiminde tabii, biraz sarkastik bir şekilde söylüyor değil. Aynen öyle. Şimdi burada şöyle bir şey var. Ben hala aynı şeyi söylüyorum. Berhan da söylediklerinde haklı da olabilir. Galatasaray yönetimi hiç kimse bana anlatmasın. Burada bir kurnazlık yapıyor. Kurnazlık ne? Berhan'ın sözleşmesi bitiyor mu 3 ay sonra? Bitiyor değil mi? Galatasaray bir teklifte bulundu. Berhan da bu teklifi geri çevirdi veya Berhan'ın çok daha farklı bir ücret istediğini herkes biliyor mu? Biliyor. Berhan da ücretini indirim yaptı mı pandemi döneminde? Yapmadı. Yapmayan iki futbolcudan bir tanesi. Berhan diye bu zamana kadar çok kere gönderebilecek imkanlar oldu. Yani imkanlar derken yaptıkları şey. Tribüne taraftara küfür etti. İşte gereksiz kırmızı kartlar, takımı yalnız bıraktı. İşte dediğin pandemi döneminde indirime yanaşması ve takım örgütlemesi, bazıları bozması. Tabii. O da önemli. Şimdi ben sen şunu inanıyor musun? Berhan'ın 1,5 senelik daha sözleşmesi olsaydı feshedebilirler miydi? Bence sen demezlerdi. Ben de o zaman şunu soruyorum. Şimdi Berhan da bunları söyledi, haklı demiyorum. Haksız kamuoyunun önünde söylemekte. Ama açıp baksınlar. 10 dakika önce Arda Turan ne demiş? Bak söylüyorum. 10 dakika önce o röportajda, 10 dakika önce burada söyleyeyim, bir daha söylüyorum. 10 dakika önce Arda Turan ne demiş? Ben konuşurum. Futbolcular konuşur. Yönetim konuşur, yönetim yetmezse Fatih Terim konuşur. Sıralamayı değiştirir diyorsun sen. Ama takılmıştın. Sıralamayı değil, ben takılırım ya. Evet. Yani takılırım, takılmamın sebebi yönetimi ezdi. Bu kulüp Fatih Terim'indir dedi. Ya bu doğru da olabilir bu arada. Şey değil ama bunu da söyleyemezdi kamuoyunun önünde. Yönetim buna hiçbir tepki vermeyip, hiçbir şey yapmayıp. Çünkü neden? Arda'ya tepki veremez. Bu Berhan da olayında sözleşmesini fesih durumuna kadar götürüyorsa ben buradaki samimiyete inanmam. Burada ne yapılabilirdi Berhan'da'ya? Bir ceza verilebilirdi. 2 hafta şey yapılabilirdi. Ki Fatih Hoca net bilgi olarak söyleyeyim. Berhan'ın teknik olarak gitmesini istemiyor. Şu anda ama, ister misin? Orta sahada hazır bir sakatlığı yok. Aynen. Bir şey yok. Yani ama idari açıdan da... Ya bir teknik adam ona bakar. Eli güçsüzleşiyor. Ha, ama idari açıdan da şöyle bir şey var. Sonuçta Galatasaray yönetim kurulu var orada. Yönetiminde işine karışmıyorum diyor. Ama işin şimdi, gerçeği ve meselesi bu. Benim gördüğüm gözüm. Tabii o karar alındı. Çok şey konuşuldu. Krizin daha büyüyeceği konuşuldu. Oyunculardan küsenler, motivasyonunu kaybedecek olanlar olacak. Fatih Terim'in işte fotoğrafları falan yansıdı. Veda fotoğraflarında, Belanda'nın veda fotoğraflarında. Ama Fatih Hoca, şimdi yönetim ne kadar şey yapsa da Fatih Hoca bazen bir yönetim için şans, bazen de şanssızlık. Ben hep söylerim yani bir Galatasaray başkan adayı Fatih Terim varken başkan adayı olmak. Herkes, her camianın kendi dinamikleri vardır. Her camiada kongre üyesi olan herkesin hayalidir başkan olmak. Galatasaray'da da böyledir, Fenerbahçe'de de böyledir, Beşiktaş'ta da böyledir. Galatasaray'daki Fatih Terim varken başkan olmanın bazı zorlukları var. Yani başkanlığı tam yaşayamadığın bazı durumlar olabiliyor. Hepimiz bunu biliyoruz. Tekrar söylemeye gerek yok. Ama sıkıntılı anlarda da senin camianda yönetim diyelim böyle bir karar aldı. Tepkiler baktım büyüyor. Fatih Terim farkındaysan Kayserispor maçı öncesinde bütün hepsini kesti söylemleriyle. Bunu daha kötü yere de götürebilirdi. Yönetimi çok çok zor durumda da bırakabilirdi istese. Onu da söyleyeyim. Yani dedi ki kardeşim tabii, ya Belhanda tamam okey hizmetleri olmuştur Galatasaray ama aslan Galatasaray'dır. Tek kelime vardır. Bugün Galatasaray'ın efsanesi dediğiniz ben bile Fatih Terim bile gönderildi. İki sene üstte şampiyonluk namalipken antrenmandayken gönderilmiş bir adamım dedi.
Ya ben gönderildim. Belhanda kim kiye getirdi? Evet. Burada taraftar zaten Fatih Terim'in ağzına bakıyor. Yani orada ne derse. Bak, bu söylediğin çok doğru. Taraftar Fatih Terim'in ağzına bakıyor. Fatih Terim bunu kesti. Tamam, Belhanda sorunu bitmiştir dedi bizim için. Kapandı. Bitti gitti. Ya Engin, sana şey çok taraftar saçma da, gelmiyor. Taraftar da bak farkındaysan bitti. Bir anda bitti. Tabii. Sana ama şey çok saçma gelmiyor mu? Yani Galatasaray Yönetim Kurulu'nun bunun futbolcuyu gönderirken yeminli tercümanlarla bunu siteye koyması, şey Ya yapması. Yani oradan bence bunlar çok şey davranışlar yok, ya. amatör davranışlar. Bilemiyorum tabii, yani hukuki tarafı ne olacak? Haklı Ben fesih, sana haklı söyleyeyim. fesih mi, haksız Bak, fesih mi? ben sana direkt söyleyeyim olayı. Ne olacak biliyor musun? Belli bir yüzde var. Galiba %10, emin değilim. Yıllık ücreti kadar. Bir ceza kesecekler. Berhan'da atıyorum. 350 bin euro civarı. Mesela 3 milyon euro, 1 milyon euro da alacağı var. Mesela örnek veriyorum Berhan'dan. Berhan'ın geri kalan parasını ödemek zorunda azından. Bunu ödeyecekler. Berhan da ne yapabilir? O cezaya FIFA nezdinde itiraz edecek. Eğer kazanırsa o ceza ve faizleri birlikte bu avukat masrafları alacak veya alamayacak. Oğlum, bütün olay bu olacak yani. Neyse, Berhan'da Konusu yani kapanmış. kapandı. Yani Türkiye'de başka bir Fatih takıma gider mi? Terim Türkiye'yi Gidebilir. sevdiğini, İstanbul sevdiğini biliyoruz. Hatta ben İstanbul'a mı gider? İstanbul nasıl? Belki Trabzon'a gider. İstanbul'a mı gider diyorsun? İstanbul'da mesela futbolcunun sonrası da İstanbul'da yaşamak için davrandığını, hatta buradan ev aldığını, yatırım yaptığını duymuştuk. Yani sanki burayı ideal bir ülke burası. Hem modern hem Müslümanlığı güzel yaşayabileceği. Senin Onun takımına özelinde olsa alır mısın baktığımda. Berhanda'yı? Yani riskli bir tercih. Ben de ama. Yani Evet. riskli bir Yani tercih. şöyle riskli. Şunu kabul edersem alırım. Bu adam bir maç 10 oynar, bir maç 2 oynar. Yani Gamsızlığı da vardır. Bunların şimdi hepsini kabul orada edersem alırım yani. Fatih Terim Bu çok iyi şey değil. idaretti onu. Evet, iyi Yani idaretti. 4 Fatih sene Terim boyunca çok iyi çok iyi idaretti. idaretti. Başka bir teknik adam onun yaptıklarının biraz önce saydım işte. Onun yaptıklarının ya, taraftara küfür etti. Evet. Hangi teknik adam durabilecek? Önünde hangi Doğru. yönetim durabilecek? Fatih Terim hemen ertesi hafta yine oynatmaya başladı. Kimse de bir şey diyemedi. O yüzden Doğru. Fatih Terim de onun Herkes için olmaz. şanstı. Ve burada tecrübe işte diyoruz ya, Fatih Terim'in tecrübesi. Buraları oynamayı çok iyi biliyor. Ya bu sorunu büyütmeyi sevmez. Farkındaysan hatırla, 2011-12 sezonunda Melo Riera içeriden odaya kilitledi. Tesislerde dövdü tabiri caizse. Kofu yaptı. Tamam mı? Onların normal bir kulüpte olsa bu. İkisi de kadro dışı bırakılır. Şampiyonluk haftaları artık. Sonlara doğruydu. Belki kulüp dağılır. Şampiyonluktan uzaklaşır. Ama Fatih Terim ikisini de kadro dışı bırakmadığı gibi oynatmaya devam etti. Gözüm var oynuyordur Tamam, yara. ama Doğru. işte burada Fatih Terim buraları iyi biliyor. Yani şimdi bu kavganın ona bir şey kazandırmayacağını biliyor. Şu anda bir şampiyonluk yarışı var. Gidişatı görüyor. Galatasaray için bence şans Evet. Fatih Terim. Her yönetimler için de şans diyebiliriz bu anlamda. Şöyle yapalım şimdi, bu hafta derbi haftası. İlk önce Fenerbahçe maçıyla başlayalım. Yani Fenerbahçe Gençler Birliği maçı. Yani konuşacak çok şey var. Söylenecek çok şey var. Erol Hoca hakkında, maçın sonucu hakkında, olanlar hakkında, yapılan açıklamalar hakkında. Ben şöyle başlayayım, topu sonra atayım. Yani benim şahsi görüşüm biliyorsun, ben 5. 6. haftadan beri belki erken de olabilir. Haklı çıkmak da istemem. Erol Hoca'nın ben iyi insan olarak iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. İnşallah çok da başarılı olur ama Erol Hoca'yla Fenerbahçe'nin başarılı olabileceğine çok az inanıyordum. Yani inanmıyordum neredeyse. Haksız çıksaydım, Erol Hoca çok başarılı olsaydı isterdim ama görünen köy kılavuzu istemez. Gelinen noktada ortada. Ben Erol Hoca'nın bu saatten sonra şampiyon olsa bile Fenerbahçe seneye devam edeceğini düşünmüyorum. Bunu da seninle çok konuştuk. Şimdi şaşırdığım bazı konular var. Birinci konu, yani şunu anlayamıyorum. Niye bir insan ilk defa demeyeyim de işleyen bir çarkı bozmaya çalışır? Şimdi geçen hafta Konya maçından sonra biz burada oturduk, sen ne konuştuk? İlk 25 dakika ben dedim ki gördüğüm en iyi futbol. Yani gördüğüm en iyi, bu sezon gördüğüm en iyi futbollardan bir tanesi. Trabzon maçının ikinci yarısıydı şeydi ama gördüğüm en iyi futbollardan bir tanesi. Önde baskı, herkes doğru yerinde oynuyor, şey yapıyor. Sen ne dedin? Şimdi bu hafta Gustavo geliyor, ne Ne yapacağız olacak dedin. işte? Şimdi ben şunu söylüyorum. Gustavo Beşiktaş maçına lazım. Çünkü Beşiktaş maçında orta sahada 3 tane canavar var. Değil mi? Joseph, Atiba. Leic, belki Leic'le başlar başlamaz bilmiyorum ama 2 tane canavar var diyelim. 3 demeyelim. 2 tane canavar var. Bir tane de teknik bir futbolcu var. Joseph Atiba çok etkili bir göbek. Öyle değil mi? Aynen Burada öyle. Gustavo ile başlamak. Gustavo ile başlasa kim mi diyebilir? Şey olmak için, fiziksel açıdan izin yok için. Kimse bir şey diyemez. Ben sadece şunu merak ediyorum. Gençler Birliği'nin, kusura bakmasan Gençler Birliği taraftarları da, bu seneki durumu hali ortada. Ligin en zayıf takımı. En zayıf takımı yani. Kadro açısından da, oynadığı futbol açısından da inşallah bu saatten sonra düzelir ama en zayıf takımı. Sen en zayıf takımına karşı Gustavo'nun nasıl bir etkisi olmasını düşünüyordun? Gustavo'nun birinci özelliği nedir Engin?
Kesici. Bravo. Yani top dağıtır ama kesicidir. Yani defansif özelliği, hücum özelliğinden daha öndedir. Atak olgunlaşmadan, rakibin atakları olgunlaşmadan o sezgileri çok kuvvetlidir. Bravo, aynen. Yani neden zaten? Yani sen gençler bile ne atağın olgunlaşmasını bekliyordun ki hocam? Ya çıkamıyor. 45'e kadar yarı sahaya geçmedi. Golden sonra bir kere geçip içeri boş orta yaptı. Kendi kendine gol attın. Gustavo ile başladın. Gustavo ile başladığın zaman şöyle bir, şimdi insanlar belki kaçırdılar ama yani ilk 10 dakika, 15 dakika Fenerbahçe, Sosa, Mert Hakan 10 numarayı değiştirerek oynadı. Bak ilk 5-10 dakikaya... 4-1 gibi. Tamam. İlk ama 5-10 dakikaya baksınlar yani Sosa hep ceza sahası çevresindeydi yani. Geçen haftadaki yani zaten alakası yoktu. Ondan önceki haftalarda da alakası yoktu. Yani Sosa son 5 senedir hiç oynamadığı pozisyonda oynamaya başladı. Şimdi burada oynamaya başlarken, Sosa, Mert Hakan burada oynuyorken bir de kimi kaybettin? Takımın en önemli silahını kaybettin. Belki. Yine ne yaptın? Sol kanada attın. Ya şimdi o zaman Fenerbahçe taraftarları, hani burada da konuştuk. Bizim yorumumuz olmuştu. Ya Mesut çok önemli bir değer. Yani pazarlama değeri de yüksek. Her şeyi geçtim. Önemli bir transfer. Ama sakatlanması, o halini gördükten sonra, fiziksel durumunu gördükten sonra dedik ki sakatlığın hayırlısı olmaz ama bu sakatlık hayırlı. Neden? Pelkas yerinde oynayacak diye. Evet. Bütün Fenerbahçe taraftarları, hatta Mesut'un geldiği günü hatırla. Ne kadar sevindiklerini, sakatlandığı günde ne kadar sevindiklerini hatırla. O zaman haybe sevinmişler. Madem Pelkas solda oynayacaksa bu durum tekrar bir takıntı haline geldi. Kaldık birazdan anlatacağım. Pelkas solda başladı. Keşke orada kalsaydı. Ya, tabii. Keşke o sol tarafta ona şükrederdin yani. Tabii. Şimdi, tamam mı? Ben sana şimdi 2 tane soru soracağım. 2-3 tane soru soracağım. Şimdi sen Gustavo'ya doğru başlamasını doğru bulmuyorsun. Şimdi ben geçen hafta aynen sana katılıyorum. Geçen hafta zaten ben bunu uyarmıştım. Beşiktaş maçı belki Gustavo'yu çağırabilir. Sen gençler maçında Gustavo'yu hazırlayayım diye oynatırsan bu maçı da yani düzenini bozarsın. Fenerbahçe'nin nasıl iyi oynadı son haftalarda? Nerede beğendik? Trabzonspor maçında beğendik. Kimle oynadı? Mert Hakan Sosa'yla. Antalya maçında ilk yarıyı çöpe attı. Eski düzene döndü Mert Hakan cezasından dolayı. Evet. Ozan'ı koydu oraya. Aa dedik ki zaten eleştirdin düzeni oynadın. Aynen. Burayı kaybettin. Konya'da döndün Konya oynadın. Maçı. Dediğin gibi çok ilk 35 dakika çok iyi bir Fenerbahçe. Evet. Kim var etkisinde? Sosa, Mert Hakan. Evet. Tamam. Sen buraya gelip Gustavo'yu koyduğunda otomatikman bu düzeni 3 kişi üzerine değiştiriyorsun. Sosa'nın yeri kayıyor. Tamam. Mert Hakan'ın yeri kayıyor. Kötü gözüktü. Belki de bu düzenden dolayı önümüzdeki hafta yedek kalacak. İyi oynayan bir oyuncu kaybetti. Doğru. Sosa da belki yedek kalacak. Dedin ki kötü ya Gustavo'yu kazanacağım diye. Pelkas'ın yerini kaydırdın. Tamamıyla sistem değişmiş tamam. oldu. Şimdi sana 2-3 tane soru cevap şeklinde ilerleyelim. Ben fikirlerimi söyleyeyim, sen de katılıyor musun? Ben diyorum ki geçen hafta aynen seninle bunları konuştuğumuzda biz seninle ne bekliyorduk? Yani ben onu bekliyordum en azından. Sosa, Mert Hakan, Pelkas yine aynı Konya maçındaki gibi sol kanada İrfan Can olur, Ferdi olur, bir tane sol açık Valencia'nın özellikle. Valencia'nın yerine bir oyuncu bularak Valencia'nın devam ediyoruz. Aynı şekilde devam ederiz. Tamam. Tamamen bu olmadı. Valencia'nın yerine bir oyuncu koyacağım derken herkesin görev yeri değişti. Tamam peki bunu da yaptıktan sonra yani ben şunu... Şöyle Konya maçından bir eksikle oynamadı Fenerbahçe, 4 eksikle oynadı. Bravo. Bir Valencia eksik, 4 eksikle oynadı. Aynı güzel cümle, 4 eksikle oynadı değil mi? Tamam. Şimdi biz bunu gördük 35. dakikaya kadar. 35'te gol yedi değil mi Fenerbahçe? Tam gol kadar hatırlamam. Yok, 35'e 40, gol attı. 40 küsür. Tamam 35'e gol attı. 40'ta yedi. Şimdi ben şöyle söylüyorum. O 35. dakikadan ikinci yarının 65. dakikasına kadar bana sen bir tane pozisyon oldu. Samat'la indi galiba, ortaya çıkarttı. Sise dokunmadan defans dışarı attı. Onun dışında tek bir pozisyon hatırlıyor musun? Fenerbahçe şöyle geldi şunu kaçır diyeceksin. Bir tane pozisyon hatırlıyor musun? Dakikalar birbirinden sonra. O 65'e kadar. Hatırlıyor musun? Yok hatırlamıyorum. Peki şimdi sana bir soru. Şampiyonluk yarışında olan ve kağıt üstünde gerçekte de en zayıf rakibiyle oynayan bir takımın hocası ne yapması lazımdı ki bu tabloyu değiştirmesi lazımdı? Birinci soru bu. Ne yaptı ki bu tablo daha kötüye gitti? Şimdi bunları konuşalım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere gençler bir açısından baktığımız zaman sen katılıyorum. Yani kimse alınmasın, gücenmesin gençler bir tarafından dinliyorum. Ve hala söylüyorum. Bu sonuçta yanıltmasın kendilerini. Burada Fenerbahçe 5-6-0 yenseydi gençler birliği hani belki şöyle bu konuşulacaktı. Derbide Fenerbahçe favori, Beşiktaş yener, şöyle olacak, böyle olacak. O da yanıltmasın derdim ben. Gençler birliği yanıltmasın. Erol Bulut'tan daha kötü bir hoca bulamaz ligin kalanında. Bir ama ekleme yapayım sana. Kendinden burada. De çok kısa. Kendinden de 4 tane kötü takım bulamaz bu ligin bitimine kadar. O yüzden o bir kenara koysunlar. Bravo. Düşmenin bir kadar. Şunu ekleme yapayım, sen devam et lütfen. Çünkü neden daha kötü bulamazlar biliyor musun? Ya bir de gençlerin en iyi 4 oyuncusu yok. Stanko, Sio,
Polamat, öbürsünü unuttum kim. Yani şu takımdan iki tane adam aldısın herhalde Siyol'e Stanko'yu alırsın değil mi? Bir de Polamat'ı alırsın. Yani bir de onlar da yok. Şimdi devam et lütfen. Kusura bakma sözünü kestim. Yani gençler bir tarafından böyle denildi. Evet. Şimdi Fenerbahçe tarafına geçelim. Şimdi Fenerbahçe tarafında Gustavo konusunu, başlangıç konusunu zaten konuştuk. Başlangıçtan daha büyük sorunlar oldu ama. Başlangıç sorundu ama gidişatta daha büyük sorunlar oldu. Erol Bulut'un. Şimdi Gökhan Gönül değişikliği, sakatlık değişikliği. Onu saymıyorum. Tamam. İkinci yarı başlangıcında ben maçın devre arasında bir çıktım, izliyordum. Çıktım, geldim. Bir dakika kaçırdım. Dedim ki kimi aldı, değişiklik var mı? Mert Hakan Sise dedi. Dedim geçmiş olsun Fenerbahçe. Çünkü Mert Hakan Sise değişiklikle birlikte işe yaramayacağını görecek. İşe yaramadığını gördüğünde de daha çok saçmalayacak hareketler yapacak ki Novak ve Novak'ın çıktığı dakika 60. dakika falan vesaire. Pelkas'ın bakayım, dakikaları açtım da sana yardımcı olacağım. Tam anlamıyla işte İrfan Can'ın girdiği, Novak'ın çıktığı dakikadan bahsediyorum. Tiam çıktı, Samat da girdi. Yani çünkü Sise etki olmayınca bu sefer daha çok saçmalamaya başladı Erol Hoca. Hatta sen bana sordun, taktik tahtamla geliyorum, ben programlara katılıyorum biliyorsun. Her maç işte konuştuğumuz maçları tahta üzerinden de çalışarak geliyorum. İnan yani 67... Kimlere koca şaşırdın değil mi? O da koydum da tahta bozuldu. Yani o kadar ben hayatımda böyle bir sistem görmedim. Yani Pelkas'ı sol beke bıraktı. Ya bir ara böyle defans, stoperler, ön tarafta kimin nerede olduğu belli olmayan bir düzen oldu. Yani bu kadar panik yapmanın bir anlamı var mıydı? Bak şöyle söyleyeyim sana. Sen velev ki Gustavo başlangıç tercihini ben eleştiriyorum zaten. Ama inan bana sen bir çok ahamşam oynamıyorsun 0-0 iken Osay Samuel'in kaçırdığı pozisyon var karşı karşıya. Duran toptan golü bulmuşsun. Öne geçmişsin ki ilk defa öne geçtiğin maçı kazanamadın. Evet. Genelde öne geç Fenerbahçe şifresi ne diyoruz? Öne geçtiğin maçı kazanması diyoruz. Öne geçmişsin. Ha futbolda var Serdar Aziz'in büyük saçmalığı ne yaptığı belli değil. Kendisi bile açıklayamaz sorsan. Evet. Hadi var böyle bir şanslıklar da var. Şanssız gol yeme var futbolda. Yedin. İlk yarı 1-1 bitti. Sen inan sistemini yine bozmasan, eleştirdiğimiz sistemini bozmasan gençler bile öyle kötü takım yenebilirsin. Ama öyle bir gidişat oldu ki çorba ettin. Kandayas bomboş kaldı sağ tarafta. Sol beki Pelkas'ı bıraktın. Hani sol önde Pelkas'ı eleştiriyoruz. Niye böyle tercihde bulundu diye. Bir ara sol bek yaptı Pelkas'ı. Pelkas şaşırdı. Ne olduğunu şaşırdı. Yani demek ki Pelkas zayıf halka olarak görüyor. Pelkas'ın göstermemesi gerekiyor takımda. Hep hani diyoruz ya işte takımın yıldızı Pelkas vesaire diyoruz. Biz dışarıdan öyle görüyoruz. Ama Erol Hoca tarafından işte Mesut geldi Pelkas sen sola kay. Oyuncu içeri atacağım. İrfan girecek. Pelkas sen Nova'yı da çıkarttım sen sol koridoru komple al diyorsan bu oyuncuya ve bu oyuncu bunu kabul ediyorsa demek ki Pelkas'ı da bozuyorsun. En iyi işleyen parçanın da senin namında şey olduğunu görmüyorsun. Önemli parça olduğunu görmüyorsun demektir. Şimdi değişmesi gereken bir parça. En iyi şöyle diyeyim. İkinci yarı 3-5-2'ye döndü değil mi? Ya 3-5-2'ye döndü. Ya, bence, ben sana diyorum. Ben 3-5-2 bile değil yani. Dizemedim 3-5-2 ya. 3-5-2. Serdar Salahi. Bak Serdar Salahi. Önünde Gustavo. Sağın, evet. Biraz sağında Sosa. Gerisini vallahi koyamıyorum. Bak gerisini işte, kim nerede oynuyor bilmiyorum. Yani, aynen. Dediğin gibi ben bak, de nasıl 3-5-2 olduğunu anlamadım. Şimdi. Pelkas da bu tarafta da falan da oynuyor. Sadece bekle değil. Engin şundan duruyorum. 3-5-2'ye döndü diye. Erol Hoca açıkladı. 3-5-2'ye döndük dedi. İkinci 3-5-2'ye döndük. Öyle açıkladı. Ben tahtada işe koyamadım. Tahta bozuldu yetinemedim. Doğru. Şimdi ben diyorum ki 3-5-2'ye mi döndün hocam? Türkiye'de bu takımda eğer 3-5-2 oynayacaksan 3 tane stoperin varsa işte Salahi, Serdar, çektin Gustavo'yu aldın. Gustavo'yu aldın. Tisserant'ı aldın. Neyse. Sol kanada birisini koyacaksın değil mi? Nova'yı çıkarttın mı? Oraya tek kişi girer o takımdan. Caner girer. Yani bravo. Caner girer. İçeride. Sen kime ceza veriyorsun? Caner'i oynatmayarak. Ona mı ceza veriyorsun? Fenerbahçe'ye mi ceza veriyorsun? Fenerbahçe taraftarına mı ceza veriyorsun? Yani içeride iki tane forvetim var. Beğenme. Bu doğru yerde orta yapıldığı zaman Türkiye'nin en iyi orta yapan adamı Caner. Bunu tartışan zaman en iyi orta yapan. Ben de devre arasında şöyle düşündüm açıkçası. Tartışmıyorum tabii ki Caner'in orta o kaynamasın arada. O anlamda sıkıntı yok. Zaten ben bu hafta itibariyle oynayacağını düşünüyorum. Erol Bulut olur olmaz karar verir vermez 11'e. Ben oynayacağını düşünüyorum. Aynı 11 ile yani biraz önce dedim ya Sisi'yi alarak başladı. Mert Hakan'ı çıkardı ki Mert Hakan iyi oynadığı yerden kaydırarak suçsuz günahsızken formundayken belki de katkı sağladığı yerdeyken bir anda tekrar yedek pozisyona düşecek. Belki de. Devre arasında hiç oyuncu değiştirmeden Gökhan Gönül'ün ağzımı saymıyorum. Değiştirdim zaten. Sağ bek çıktı, sağ bek. Sakatlıktan dolayı. Bence Gefen maç kazandı maçı. Aynı düzende, aynı oyuncularla hiç oyuncu değiştirmeden bir 15 dakika şöyle oynayabilirdi. Gustavo'yu çekersin geri. Salahi'yi sola atarsın. Novak'ı öne kaydırırsın. Yine aynı Konyaspor düzenine dönebilirsin. Yani Valencia'nın yerine Novak olur. Tamam mı sana? Salahi solda, stoper Gustavo, Serdar önde Mert Hakan,
Sosa ileride zaten o sayı. Ki burada seninle çok konuşuyoruz. Belkaz. Yani. Rica et Gustavo 10 hafta stoper oynasın diyoruz. Yani bunu, yani... Ya da bak ben sana şöyle söyleyeyim. Yani Gustavo, Fenerbahçe Gustavo sakatlandı. İlk maçı hangisiydi? Galatasaray maçıydı. Dedik ki sıkıntı yaşar. Yaşadı. Sancısını zaten o süreç boyunca çekti. Galatasaray maçından sonra kazanmasına rağmen o sancıyı yaşadı. Ta ki Trabzonspor deplasmanında farklı bir şey buldu. Evet. Yani Mert Hakan mesela tutan bir şeydi. Mert Hakan Sosa Mert Hakan cezasından dolayı değiştirmek zorunda kaldı. Orada da eleştirdik. Ama en son bu sancıyı atlatmıştı Gustavo yokken. Çünkü neden biz Gustavo'nun sıkıntısını yaşar demiştik Galatasaray maçında oynamayacağım? Ben çünkü adım gibi emindim. Bu farklı bulduğu şeyi bulamayacaktı. Gustavo yokken de Gustavo varmış gibi onun yerine oynayacak adam onun görevini verir. Ki öyle bir oyuncu yok kadronda. Evet. Yani Ozan oraya çekip de Gustavo gibi oyna dersen Ozan yerini kaybeden oyuncu. Yani statik orada çapayı rolünde oynayamayacak bir oyuncu. Sen bunu verdiğin zaman daha çok onun da verimini düşünüp tamamıyla takımın ahengini bozarsın. Ama o sancıyı atlatmıştı. Gustavo'su düzeni bulmuştu Fenerbahçe orta sahada. Ve işler de doğru biraz daha iyi gidiyordu. Hatta demiştik ki bak bu şekilde buradan ilerleyecek. Sanki burayı oyuncuların performansına göre artık bu düzende devam edecek. Ha, Gustavo geldi. Sen kardeşim sana yerim yok. Şu anda bekleyeceksin. Diyemiyorsan zaten bu işi beceremiyorsun. Diyemiyorsun. Yani diyemediğin açık yani. Bunu da beceremiyorsun. Ya da dersin ki benim yerim sana stoperde kardeşim. Oynuyor musun? Oynamıyor musun? Sen bilirsin. Tamam. Yani bitti bu bunu diyeceğim. Yani şey bunu diyemiyorsun. Ha, bir de Engin bir şey soracağım. Yani ne olursa olsun ben her zaman şunu düşünüyorum. Mert Hakan cezalı, o cezalı, bu cezalı. Ya bir Fenerbahçe bir futbolcu aldı. Ben hala benim futbol anlayışıma göre insanlar katılır katılmaz. Bence Türkiye'nin en yetenekli orta sahası. Yerli olarak söylüyorum. Bu adama 7 milyon euro artı Deniz Türşen 10 milyon euroluk bir paket yapıldı İrfan Can. Yani kusura bakmayın da bence İrfan Can son yarım saatte veya şeyde oyuna girip yani oyunu tamamen değiştirecek mantığında bir futbolcu. Onunla başla. Yani eğer sakat yani, değilse onunla başla. Şampiyonluğu kaybettikten sonra İrfan Can'ın aldığının farkına varacaksın. Bravo. Sen İrfan yani Can'ı niye aldın? Sen yani liginin en önemli oyuncusunu almışsın ya. Niye aldın zaten? Niye aldın? Yani bir de şöyle bir şey var. Şimdi kapağın takıma karşı oynuyorsun değil mi? Bu adamın ortası var. Değil mi? Duran topları kullanabiliyor. Frikit'e attığı golleri de biliyoruz. Şutu var. Uzaktan şutu da var. İyi veya kötü. Türkiye'nin baksana istatistikleri son 2 senede en fazla çalım atan oyuncusu orta sahada. En fazla çalım yani sakat da değilse niye oynamaz? Ha, şimdi diyeceksin hazır değil diyecek. Yani sorarsan hazır değil. Oynuyorken hazır değilken Mesut'u hazırken mi oynattın? Bravo. O zaman beklettin. Çok demek ki yani Gustavo da belki de hazır değil. Ya Mesut 10 kere daha hazır oldu kesin bir kere. Ha, Mesut 10 kere hazır. O zaman bana o zaman Mesut'u oynatmayacaktın. Bu kadar süre bekletecektin. O zaman ben sana inanırdım forma adaletinin olduğuna. Ya işte o dengeyi şaşırmış Erol Hoca. Kaybetmiş. Artık daha fazla uzatmanın da anlamı yok bence. Bence de. Sezon içerisinde defalarca o virajlar geldi. Biz burada söyledik yani yolları ayırırım. Ben bazı açıklamalarından dolayı da söylemiştim. Hani sadece maçlara göre aldığı puanı alamadığı puanlara göre değil. Bunların için de söylemiştim. Ama her şeyi geçtim. Bu haftaya kadar namağlup gelen bir teknik adam daha iyi olsaydı ben bu haftaki oyunun içerisindeki hamleleri ve dağınıklığını gördükten sonra bu sırf bu maç için bile teknik adamın yollarımı ayırırım. Çünkü yani şöyle düşün ya uzun yol şoförüne çıkmışsın. Otobüsün var diyelim. Yani, bir saat kestiriyor mu? Ya şoför kendine değil. Ya sen yola çıkar mısın? Teslim eder misin otobüsünü? Aynen. Aynı onun gibi düşün. Yani şu anda kendine değil. Bak buraya kadar gelmiş. Çok iyi. Kariyerinde çok iyi. Uzun yollar yapmış. Şehirler arası bırak. Hani baştan başa Türkiye'ye dolaşmış. Tek şeyi aldın. Şoförü aldın. Otobüsünün başına koydun diyelim. Ama baktın. O anda kendine değil. Doğru. Tamam mı? Başı dönüyor. Hala daha şey mi yapar mısın? Hayır, sen kullan der misin? Ki yok Erol Bulut'ta da öyle bir şey yok da. Hani varsayalım diyorum bu haftaya kadar ne amalip gelsin ya. Hiç yenilmeden gelsin. Bu hafta yaptıklarını görünce ben sağ dehşete düştüm. Yani ama anlamlandıramadım. Tamam Engin de bu bir kere olmadı. Panik olmasın bu kadar saçmalığı. Engin bir kere olmadı ama bu. Antalya maçından şey oldu şey maçından her maç ya, oluyor bak, bu. Yani teknik adamların hatalı bak. Bir insan 30. haftaya kadar özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi büyük takımların hocasıysan 30. hafta bu lige gelmeden önce sen biliyordun her takım sana Kadıköy'de veya işte dediğim gibi İstanbul takımı her takım sana kapanacak. Sen hala bir tane hücum varyasyonun yoksa bir tane aklında bir 11 oluşturamamışsan sen çok güzel bir şey söylüyorsun. Erol Hoca'yı şampiyon yapmaya çalışıyorlar devamlı. Çalıştılar da onu da beceremediler. Onu da beceremediler yani. Sen hala bunları çözememişsen, yani bunları çözememişsen ilk 11'in kim oynayacağını Fenerbahçe taraftarı bir gün önce bilmiyorsa, bir tane hücum varyasyonun yoksa, bir tane örnek veriyorum takımı buna emanet ettim, bu benim takım beni diyeceğin oyuncuyu hala bulamamışsan hocam sende bir sıkıntı var. Sen bunu beceremedin demektir yani. Şimdi ben Erol Hoca'nın geriye dönüp baktığımda ki sezon geleni işte 30 maç falan konuşuyoruz. Lig üzerinden konuşuyoruz. Geri dönüp baktığımda şurada onun da
Yani kendi iç hesaplaşmasını yaptığında Fenerbahçe'nin başına geldi. Umutlarla potansiyeli var diye geldi. Şampiyonluk yaşamış bir teknik adam değil. Ki ben her zaman kadro kaliten yükselirse hoca kalitenin de o oranda yükselmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani kadronda şampiyonluk, defalarca şampiyonluk yaşamış oyuncular varsa hocanın en azından bir şampiyonluğu olması lazım o ligde. Ya da başka ligde. Tamam, tamam mı? Ama bu burada olmadığı zaman belki Erol Hoca'ya Sergen Yalçın gibi beklenti düşük bir kadro verselerdi. Bizim elimizden bu sene küçülüyoruz. Böyle bir kadroyla oynayacaksın hocam derse belki farklı şeyler çıkartabilirdi. Yani onu bir kenara bırakıyorum. Ama bu kadronun hakkından yönetme anlamında gelemediğini söyleyelim. Ve dönüp baktığımda Erol Hoca'nın hani kendi iş dünyasında şunu düşünüyorum. Onun yerine kendimi koyuyorum. Diyorum ki Alanya Spor maçından sonra, kazandığı maçtan sonra ve kafasındaki oyun planı da güzel oynadı. İyi oynadı yani. O oyunu iyi oynadığını düşünürsek o maçtan sonra hala da eleştiri alması, o demiştik eyvah ben buraya geldim. Yani Fenerbahçe'ye geldim. Fenerbahçe'de bu oyun bile kazanmışım, eleştiriliyorum. Çünkü hücum oynamam lazım diye döndüğünde de o oyun repertuarı olmadığından karman çarman bir şey oluyor. Yani orada hücum oyuncusu attığı zaman sanıyor ki hücum oynayacağım. Böyle bir şey yok futbolda. Tamam Engin sana ama bak burada sıkıntı şimdi Erol Hoca değil zaten. Burada bak çok güzel bir cümle söyledin. Hani hücum oynayacağım dedin ya hücum oyun. Ya zaten Sayın Başkan bunu söyledi. Sayın Başkan bak ben burada 3-4 hafta önce söylemiştim. Özel bir yemeğe gittiğimizde de bunu şey yapmıştı. Fenerbahçe genliğine uygun bir hoca. Fenerbahçe yani klasik böyle çok basit tabirle anlatıyorum. Fenerbahçe hücum oynar, hücum futbolu şey. Yani buna uygun bir hoca olmadığını... O zaman hoca scout'u da yapacaksın. Hep oyuncu scout'u yapmayacaksın. Yani hocanın araştıracak tamam, diyeceksin şey ki hücum mu oynatıyor? Bir dakika, sen savunma oynatan adama gelip de hücum oynat burada. Biz sana hücum istiyoruz dersen olmaz. Aha şimdi burada bir sıkıntı var. Bunu Erol Hoca scout'u yapamadı mı? 8 hafta, 9 hafta süresi yazılıma, yok muydu? Yazılıma vermiş, bilgisayar bile Erol Hoca çıkartmış yani. Ya veriler demiş ki Erol Hoca. Ben de hala üstüne basa basa söylüyorum ya ki... Ya veriler dedikleri de bakma ya. Veriler dedikleri de ligin en çok gol atan ikinci takımı, en az gol yiyen üçüncü takımı verisi. Onu herkes biliyor zaten. Alanya Spor üzerinden bakıyor. Alanya da bunu yaptıysa burada daha fazlasını yapar ya imkanlarla. Yapamaz. Diye Alanya, söylediler. İşte Alanya ile Fenerbahçe bir değil. Bir takım hocalığı farklı. İşte, Fenerbahçe hocası sen basınla uğraşıyorsun, futbolcusu uğraşıyorsun, taraftarla uğraşıyorsun, şeyle uğraşıyorsun. Alanya Spor maçında oynattığı oyun kazandı değil mi? Alanya Spor'a karşı Fenerbahçe. Evet. Tamam mı? O oyundan sonra eleştirilmeseydi, evet doğru, helal olsun helal hoca diye kendi camiasından tepki, bu olumlu yöne tepki alsaydı inan yürürdü giderdi. Oradan sonra şey demiştir. Ulan kazanıyoruz. Hayda bunu bile beğenmediler. Demek ki değiştirmem lazım. Bilmediği işe döndü. Bilmediği işte de bocaladı. Bildiği işte gidebilirdi. Bence bildiği iş oydu. Doğru olabilir. Tamam bildiği iş oydu. Onun dışında kendini anlamda geliştirdi. Ben de diyorum ki benim için suçlu. Tabii ki Erol Hoca şey yapamadı. Erol Hoca suçlu ama birinci suçlu. Her zaman. Ben her zaman baştakinin suçlu. Tabii ki canım. Yani sonuç olarak yanlış tercih. Üçüncü sene yine yanlış tercih. Zaten gidişat da oraya yönüyor. Bak ben sana söyleyeyim. Yani... Ama bu şimdi şeyi böyle. Yok. Şimdi ben her zaman diyorum. Türkiye'de yerli hoca olarak benim şahsi fikrim. Çağdaş Hoca'yı görelim daha bir iki sene ne yapabileceğini. Ben beğeniyorum çünkü Alanya'da oynadığı futbolu. Ama yerli hoca olarak Türkiye'de yani Galatasaray hocası zaten belli yani. Fatih Terim bırakmadı sürece ömür boyu Fatih Terim olur. Beşiktaş'ta Sergen Hoca ile devam ediyor. İyi o devam uyuştu. Ediyor. O uyuştu. Devam eder. Bir sıkıntı olmazsa. Fenerbahçe'yi Türkiye'de çalışmayacak. Benim şahsi görüşüm, benim kantarımda futbol anlayışında yerli hoca yok. Bunun bir de yerli hoca olmasında bir ısrarı yok. Bunu seninle çok konuştuk. Çünkü zaten takımda 15 tane yabancı var. Artık yapılması gereken her zaman söylüyorum. Alman ekolü mü olur? Şu anda Avusturya'da hocalar yavaşta. O mu olur? Fransa'da başarı ulaşmış hocalar mı olur? İsmi tartışılmayacak bir yabancı hoca getirmediği sürece Sayın Ali Koç her saniye bundan sonra tartışılacak. Ya şimdi mesela ben kesin. Erol Hoca'nın yenildiği maçtan sonra basın toplantılarını söylediklerinde artık benim canımı sıkmaya başladı. Yani dinliyorum hep aynı şeyler. Dışarıda kazanıyoruz, içeride de kötü bir seri yapıyoruz, rekor kırdık. Hep aynı şey. Ya bari hiçbir şey yapamıyorsan takımı silkele. Ya bunları da işte o yapacak artık şu anda şey kalmamış. Ben bak teknik taktiği de bir şekilde çözersin de bunu çözemezsin. Yani en kötü at ya de ki Kadıköy'de tekneye taktiğine gerek var gençler bir karşısında. Oyuncular reaksiyon gösterseydi biz maçı alırdık. At oyuncuları biraz silkele. Onu daha yapamıyorsun. Hep aynı şeylerle söylediğin zaman inandırıcılık kalmıyor. Orada oturmanın bence bir anlamı yok. Hep birlikte göreceğiz bakalım ne olacak ama Fenerbahçe açısından yanlış yönetilmiş bir süreç ve sürecin sonuna gelindi. Artık şampiyonluk yarışında çok gerisine kaldı. Şey derbi maç konuşalım şimdi. Beşiktaş üzerinde de konuşalım. Kazansa bile Fenerbahçe şampiyonluğunu anlıyor. Kazanabilir mi? Kazanabilir. Ki yani genel gidişatlar da hep böyle olur. Gider o maçı kazanır. O virajları iyi döndü Fenerbahçe. Ama Trabzonspor maçından sonra da bunu kazanır diğer maç ne yapar diye söylediğini düşünülüyorsa ki o başına geliyorsa olumsuz manada Fenerbahçe açısından burada da insanlar tamam yendik bundan sonra kalan maçlarımızı alacağız
dedirtecek bir anlayış gözükmüyor. Bunu da kabul etmek gerekir. Şimdi son bir şey yapıp ondan sonra Beşiktaş maçıyla beraber derbiye bağlayalım. Maçtan sonra açıklamalar oldu. Var operatörlüğüyle ilgili şey. Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Ben her zaman söylüyorum. İnsanoğlunun elinin değdiği bir yerde mutlaka bir hinlik cinlik olabilir. Ama bunun ben %100 vardır da diyemem, yoktur da diyemem. Fenerbahçe yönetim kurulu üyelerinin bir açıklaması var. Biz bunu ispatlayacağız diye. Eğer ispatlarsa, böyle bir şey varsa, ben diyorum ki yani cidden bu ülkede futbol oynanmasın. Yani gerçekten böyle bir şey varsa bu ülkede futbol oynanmasın. Ya yani bundan şöyle söyleyeyim. Milyonlarca kişi ekmek yiyor. Bir de üstüne bunun bahis şeyi de var. Yani şöyle bir şey düşün ya. Adam tabii tabii, sadece var. Birilerinin şampiyonluğu üzerinden taraftarlık olarak düşünme. Çok Türkiye'de büyük. Türkiye'de herkes hala işte Fenerbahçe şey yapıyor. Aa, bu Galatasaraylı mı? Aa, Beşiktaşlı mı? Galatasaray bir şey, Fenerbahçeli mi? Fenerbahçe'nin şampiyonu. O değil kardeşim. İşin içinde bir de bahis var, para var. Tabii canım, her ona şey var yani. Yok. Aynen. Adam belki de aynı takımla ama para kazanacak. Tabii canım. Belki de o takımla. Bilemezsin. Yani çok büyük bir sektör. İnşallah bu iddiaların sonucu açıklanır. Şey olumlu veya olumsuz. İddianın sonu açıklansın. Çıksın. Ben Fenerbahçe yönetimini şu anda bir şey demiyorum. Yani sonuçta elinde orada çıkıp da elinde bir şey olmadan konuşacak hali yok. Müptezellik yapmayacaklar yani. Sonuçta çıkacaklar. Elinde bir belgeye dayanarak o kadar ciddi tamlarda ismini de biliyoruz. Şöyle falan diye söylüyorsun. Tamam mı? Diyorsun ki orada VAR operatörü tarafından bize bir oynamış oyun var diyorsun. Ve aynı VAR operatörü Galatasaray maçında da vardı diyorsun. Tamam. Ben inan bir şey çıkarsa daha çok kızarım. Fenerbahçe yönetimine. Neden kızarım biliyor musun? Galatasaray maçında bunu gördükten sonra niye önlem almadın? Değil mi? Çık maçtan önce konuş kardeşim. Maçtan sonra konuşunca herkes diyor ki gençler bile yenemiyorsun. Evet. Ki ben ne diyorum? Gençler bile yenemiyorsun. Çıkmışsın da diyorsun. De ki maçtan önce belli değil mi? Madem istihbaratın kuvvetli araştırmışsın. Tabii. Firmanın içeriğini. Galatasaray Galatasaray maçından itibaren demişsin ki burada hakkın yenilmiş. Bunu savunuyorsun, evet. Galatasaray maçında. Ofsayttan olmadığını düşünüyorsun pozisyonun. Ozan attığı golü. Diyeceksin ki maçtan önce ben bu operatörü istemiyorum kardeşim. Federasyon diyeceksin. Bak elimde belgeler var. Evet. Ben bu adamla şüpheleniyorum. Doğru. Tamam mı? Bu ülkede ya hakemin ne olduğunu bilmeden bile konuşanlar oldu yani. Yok orada çalışıyor, burada çalışıyor. Senin elinde belge varsa maçtan sonra konuşmayacaksın. İş işten geçten sonra. Aynen. O yüzden çıkarsa daha kötü. Değiştiririm yani yönetimi. Şimdi Beşiktaş'a geçelim. Başakşehir Beşiktaş maçıyla beraber derbi de konuşalım. Hafta sonu ne olur. Başakşehir yani çok sanırsın şu Başakşehir değil seni görünce gülüyorum. Aykut Hoca hakkında devamlı attı tweet'e gülüyor aklıma. Aykut Hoca. Yani çok eksik yine 7-8 eksik ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Başakşehir'in bu maçtaki futbolunu öbür maçlara göre daha çok beğendim. Yani iki kere geriden geldiler. İki gol attı ya lan. İki kere geriden geldiler. Bakma yani iki yada yakaladıkları. Aykut Hoca iki tane gol attıklarını kızmıştır. Alexis... Bir tane atsaydınız üç tane yemeseydiniz. 1-0. Alexis de direkten dönen bir topları var. Crivelli ile yüz kaçırdıkları bir pozisyon var. Belki o girseydi maç farklı bir şeye girebilirdi. Ben şahsen Başakşehir'in küme düşeceğine falan kesinlikle inanmıyorum. Ya, bu futbol bu belli olmaz tabii ki. Ben de düşerse diyorum seneye 24 takımla oynarız diyorum. Ben de. O ayrı bir iddia. Beşiktaş'ın buradaki önemli olan şeyi yani dediğim gibi iki kere yakalandı Başakşehir'e ama ben bir tane fotoğraf vardı maçtan sonra. İsmini yanlış söyleyebilirim. Sen düzeltmeyin. Josef Atiba ve birisi daha sarılıyor. Bir fotoğraf bilmiyorum gördün mü? Sahanın ortasında diz çökmüşler. Necip. Bravo. Abubakar. Abubakar. Josef mi? Josef. Evet. Josef oldu değil mi? Üçünün sarıldığı, orta saha diz çöküp sarıldığı bir fotoğraf var. Yani bu fotoğraf bence... Şampiyonun fotoğrafı. Şampiyonun habercisi. 30 sene önceki Metin Ali Feyyaz döneminde Beşiktaş'ın yani fotoğrafı çıktı. Onu da görmüşsünüz muhakkak. Şey yani ama... aynı fotoğraf birebir benzer bir fotoğraf. Ya bu takımın ruhunu yansıtır. İsteği yansıtır. Ya Beşiktaş açısından iki maçlık önemli viraj var demiştik. Başakşehir her ne kadar Başakşehir'in oynadığı oyun vesaire eleştirsek de oyunu bozma anlamında bir durumu var Başakşehir'in. Yani Başakşehir bu maçı net kazanır diyemezsin ama Başakşehir'e kazanmak, Başakşehir'e karşı net kazanmak da o kadar kolay olmadığını gördük. Maçta da gördük zaten. Yani iki defa yakalandı Beşiktaş. Ama Beşiktaş'ın sakinliği, oyunda kalışı, takım kendine güveni, teknik adamın takıma hakimiyeti gözde görülür bir gerçekti. Yani dakika 80 oldu. 2-2. Beşiktaş hiç panik yapmadı. Tamam gidiyor, kaybedeceğiz. Haftaya da derbi var. Havasına hiç girmedi. Senin dediğin gibi o tutku da var. Takımda o adanmışlık, birbirine sahip çıkma, kuvvetli durma sahada, birlik olma. Bunu görüyoruz zaten. Bu diğer takımlarda yok. Abi zaten Beşiktaş'ın bir de artı bir avantajı da biraz önce de söylemeye çalıştım. Yani ligin 30. haftası olmuş artık. Ben hala arayış içinde olan teknik adamların şampiyonluk yarışında olması yani artık burada ligimizin kötülüğünü gösteriyor. Yani şu anda aslında bakarsan başlangıç zamanındaki Beşiktaş'ın kötülüğü olmasa başlangıçta hatırla Konya'ya, Gençlerbirliği'ne evet. Yenilen Beşiktaş dağınıktı oturtana kadar.
oturttuktan sonra grafik doğru güzel giden bir Beşiktaş vardı. Yani şu an normal şartlarda şu iki takımların havasına baktığım zaman, yani Fenerbahçe'ye bakıyorsun, hala arayış. Bu hafta sayabilir misin Beşiktaş derbisi kim? Beşiktaş'ın kombini belli ama. Galatasaray'a bakıyoruz. Bu hafta ilk defa değişik bir sistem denemiş. Hafta sonları Rize maçına nasıl çıkacak? Net bir şey söyleyemiyoruz. Ama Beşiktaş'ın ben sana ilk 11'ini sayabilirim. Tamam mı? Yani kesin. Geçen hafta Enskal oynadı. Bu hafta Rıdvan oynayacak diye söylüyorum. Bu akşam şu an bugün çektiğimiz vakit programı, Salı günü kupa maçı var. Oynanacak. Orada sakatlık, ceza veza bir şey olmazsa bunu sayabiliriz. Ama Beşiktaş'ta şöyle söyleyeyim. Kadro netleşmiş. Oyuncular formunda. Belli verimi alıyorsun. Arkadan gelenler tehdit etmiyor. Oyuncu biliyor ben oynayacağım artık. Zaten ligin boyu da kısaldı. O özgüven de var. Beklentinin altında düşünülüp, yani beklenti çok düşük olan oyunculardan çok yüksek beklenti alındığını görüyor. Valerin gibi. 14 golü oldu. Abubakar bile böyle bir şey beklemiyor. Abubakar iyi topçu ama sakat diyorduk. İyi topçu ama aması vardı. 13-14 gol bekliyorduk. Larin zaten direkt amayla başlıyorduk cümleye. Hiç hani Larin ama demiyorduk. Abubakar iyi topçu. Gezza oynamamış gelmiş. Tabii. Falan. Josef Arabistan'dan gelmiş. Rozier kim? Falan derken, ama şu anda geldiği noktada bütün transferlerin oturdu. Bu teknik adam eli değmiş. Belli. Beşiktaş açısından bu virajı geçti. Zaten derbiyi kazanırsa Beşiktaş bence olayı çok büyük ölçüde, hani bir dramatik bir şey yaşamazsa, diğer takımların çok yüksek perdeye çıkacağını sanmıyorum artık. Yani çünkü Beşiktaş'ın hatası belirler. Onu yaşamazsa şampiyonluğu götürür diye düşünüyorum. Zaten Fenerbahçe devre dışı bırakacak. Zaten kendi kendini Fenerbahçe gençler maçında bıraktı. Burada kazanırsa özgüvenini de alacak. Milli ara geliyor. Şimdi bu maç çok önemli, o yüzden onu konuşalım. Şimdi benim de bilmiyorum. Tahminlerimiz tutar mı tutmaz mı onu bilmiyoruz ama ben bu maçta Beşiktaş'ın beraber kalırsa üzülmeyeceğini düşünüyorum. Benim şahsi görüşüm. Tabii ki maçı kazanmak isteyecektir, yani bunu beraberlik için sahaya çıkacaktır demiyorum ama ben yani beraber kalsa da Beşiktaş'ın bir şey kaybedeceğini düşünmüyorum. Bence Sergen Hoca da bunu düşünerek bir futbol oynatabilir. Yani daha temkinli oynayabilir diye düşünüyorum. O bence bozar. Ha, bozabilir. Doğru diyorsun. Ama şu yani, şey hatırlıyor musun? Beşiktaş Galatasaray derbisi hatırlıyor musun? İlk 2-0 bir tane hatırlıyorum derbi. Orada önlem alan Galatasaray'dı. Eto'yu koydu Fatih Hoca. Önlem alan Galatasaray'dı ama Beşiktaş çok böyle baskılı. Beşiktaş her zaman kazanacak şey değil. Önlem alma olayın senin alışkanlığında, repertuarında yok sezon genelinde. Ki Beşiktaş'ın yok. Yani Fenerbahçe'nin var. Önlem aldığı zaman geride bekleyebilir ki bu maç Fenerbahçe'ye gençler bir maçı kıstas olmaz. Yani farklı bir Fenerbahçe çıkabilir sahaya. Ne olursa olsun. Çünkü Beşiktaş'ın stoperleri orta sahaya neredeyse çizgiye basıyor. Evet. Ofsayt yok. Bak ofsayt olmuyor. Çizgiye basıyor. Bu hafta hatırla Crivelli'nin orta sahadan karşı karşıya kaldı. Böyle pozisyon Fenerbahçe'nin daha hızlı adamları var. O sahayı örnek vermek gerekirse. Orada topun arkasında kaldığında kaptığı toplarla Beşiktaş daha büyük tehlike yaşatabilir. Ama Beşiktaş önlem almaya giderse ön tarafı da bozabilir. Farklı bir yere gider ben oyun. Ben önlem almaya en iyi şunu söylemeye çalışıyorum. Yani orta sahada mesela Josef Atiba Leic ya. Belki Leic yerine. Necip mesela yaptı. Mesela daha önce olabilir. Önlem olabilir. Aldığı maçlarda onu yapıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Fenerbahçe'nin bu maçı kazanmak istiyorsa bence Trabzon maçıyla taktiği uygulaması lazım. Sonuç olarak Wellington Vida'ya bir baskı. Yani o stoperlere baskı. Fenerbahçe kendi sahasına beklerse şey yaparsa bu maçı kazanma şansı bence yok. Trabzon maçının taktiği hangisi? Yani önde baskıyla. İlk bölgede baskıyla belki etkili olabilir. Samuel Osayi Rozier ile Wellington arasında atılan toplarda etkili olabilir. Yani böyle bir varyasyonla denemesi lazım. Bak, ama benim Beşiktaş Trabzonspor maçını hatırla bak. Beşiktaş Trabzonspor maçını da örnek verebilirsin. Buna yani Beşiktaş Trabzonspor maçı da. Mesela yani ben şöyle yaparsa şaşırmayacağım. Niye de yaptığına demem. Dediğim gibi sebebini de kendi açımdan şöyle görüyorum. Yani Leic'in yerine Necip veya başka birisi başlarsa, Dorukhan mesela örnek veriyorum kim iyiyse başlarsa, aa ben neden böyle yapmış şeklinde konuşmam. Çünkü dediğim gibi bence bir puan bile Beşiktaş'a yani şey değil. Çok doğru fazla söylüyorsun şey ama bir puan alayım derken de kaybedebilirsin. Sen bildiğin oyunla buraya kadar gelmişsin. Doğru. Bildiğin ben o tarafındayım işin. Yani Beşiktaş açısından. O oyunda gayet iyi oynuyor. Yani stoperler dediğim gibi biraz önce çizgiye basıyor. Orta saha çizgisine basıyor. Bekler zaten oralarda kovalıyor. Hep bir oyuncu fazla. Rakip ceza sahası içerisinde. Yani Josef'in attığı 84. dakikada attığı golü gör. Yani önlem aldığın zaman oralarda olmaz zaten oyuncu. Yani o mantalite olduğu zaman Josef 84. dakikada o ceza sahasında o pozisyonu kovalamaz. Oralarda yaptığı hareketi gördün zaten. Attığı gol santrafor golü gibi o dakikada.
Ben Fenerbahçe'ye yenildi olsam sen katılır mısın bilmiyorum. Kesinlikle Caner ilk 11'de başlatırım. Bence zaten başlayacak gibi gözüküyor. Sebebini de söyleyeyim yani. Sergen Hoca'nın Caner hakkında söyledikleri şey yapıp Caner'i birazcık daha hırslandırıp bu maçta yani, farklı bir performans bekleyebiliriz. Erol Hoca iyi olan şeyi bozuyor. Yani kötü olanı geliştirme gibi. İyi olan şeyi bozuyor derken mesela ligin başından itibaren de sayayım sana. İlk Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde Caner o zamana kadar çok iyiydi. Takımın en iyisiydi. İlk 11 oynatmamıştı hatırla. Evet. Yedek bırakmıştı. Sonra Perotti sakatlanınca oyuna sokmuştu. Sonra Thiam ikinci yarının başlangıç sürecinde attığı gollerle hatta 3 gün önce gol atmıştı. Derbide kesik yedi. 5 değişiklikte oyuna girmedi. Kesik girebilir. Samatta'yı kazanmak için demiştik. Ama Samatta'dan sonra Sise giriyorsa gol lazımken Thiam girmiyorsa burada sıkıntı var demiştik. İşte son haftada biraz önce söylediğimiz Mert Hakan Sosa'yı bozdu. Pelkas'ı bozdu. Burayı bozdu. O yüzden şu anda bozacak bir şey de kalmadı elinde Erol Hoca'nın. Belki şey yapıyor. Hatta ben Caner diyorsun sen. Ben hatta Ozan hamlesi daha iyi bekliyorum. Ha bu belki telkinli olur. Erol Hoca'nın şeyi olmaz. Ozan hamlesi olur. Neden olabilir? Çünkü Gökhan sakatlandı. Oynar mı oynamaz bilmiyorum. Yok Gökhan 3 hafta yok. 3 hafta yoksa Nazım'ı da farkındaysan bıraktığı gibi değil. Yani bıraktığında daha formdaydı. Gökhan oynamaya başladı 3 hafta. Nazım girdikten sonra tamam. Ya maça adapte olamadı bilemiyorum. Şöyle bir 11 yapalım o zaman. Ama Ozan da o bölgede oynayabilir belki. Tamam. Dinamik bir takım çıkartmak açısından. Şöyle bir 11 yapalım. Kaleci belli zaten. Altay. Sağ bek de belli. Nazım. Stoperler Serdar Salahi olur. 190. Böyle düşünüyorum. Serdar değişir mi diyorsun? Bence değişmez. Bence değişmez. Sol bek ben Caner oynar diyorum. Yani ben olsam Caner oynatırım diyorum. Bilmiyorum. Evet şimdi iki takımın da göbeğini konuşalım. En önemli yer burası. Bu üçlü nasıl olur? Gustavo ben kesin diyorum oynar. Ya zaten bu maçta oynatıp da bir de oynatmazsa zaten. Yani işte bu da saçma. Şimdi yani gençler bir maçında oynatmazsa bir şey demem. Ama bu maçta anladın mı demek istedim? Şimdi orada oynatıp eleştiriyoruz kulak verip bir de gidip Beşiktaş maçında oynatmazsa yanlış tamam. Yani. Gustavo önde kim oynar? Bence en önde Pelkas oynar. Bence İrfan da oynayacak. Ben kesin diyorum. Ben olsam ya çünkü Gustavo, bak, artık İrfan, bak biraz. Şimdi hoca bu kadar yani. Tartışılırken benim dediğim olur ben oynatacağım çıkamaz. Şimdi Fenerbahçe'nin onu söylüyor. Yani gelir diyorsun. Nasıl? Bir yukarıdan el tabii gelecek diyorsun. Yani. Şimdi sen İrfan'ı burada da oynatma diyelim. Bak yani şimdi yani bu Erol Hoca yanlış anlamasın. Bu kadar kötü giderken bir daha olur. Karışılır işine. Yani ben bilmiyorum belki çıkmaz maçı. Şu anda bugün salı günü çekiyoruz. Daha Fenerbahçe idman çıktı mı? Çıkmaz. Bugün çıkacak. Ne olacağını göreceğiz. Müdahale ama gelir. Hatta mesela Ozan bile direkt oynayabilir. Ozan Caner geçen maçta 5 değişikti. Oyuna girmediler. Ben İrfan'ın oynayacağını düşünüyorum. Çünkü sen burada da oynatmayıp İrfan'ı hamle oyuncusu olarak yaptın diyelim. Ali Koç döneminin en yüksek bonservis transferi değil mi İrfan Can Kahveci transferi? Evet. Ali Koç döneminin en yüksek transfer, evet. Bonservis transferi. Sen bu oyuncuyu şampiyonluk yarışı koptuktan sonra 11 oynatırsan olmaz zaten yani. Anladın mı? Tamam o zaman sağ Samuel, sol Valencia, ileri Thiam mı diyorsun? Bence böyle oynayamayacak bu arada. Sağ Samuel, sol Valencia. Evet, önde ben Thiam oynatmayacağını düşünüyorum. Ya tamam. Da yani... Peki sağ sol Valencia, sağ sol bölüyor mu oynayacağını düşünüyorsun? Samuel Valencia mı oynayacağını düşünüyorsun? Samuel acemi bir oyuncu. Hep geldiği günden beri söylüyorum ama bazı özellikleri var. O ben Samuel'in kesin oynayacağını düşünüyorum. Tamam, oynayacağını yani Beşiktaş'ın o işte biraz önce anlattım ya. Crivelli'ye verdiği pozisyonu o sayede de verebilir ve onu bulabilir zaten. Tamam. Ben burada şunu sormak istiyorum sana. Atan atamaz o ayrı konu karşı karşıya. Evet. Sen iki kanat yani Samuel Valencia, Thiam veya Samatta isimler değişebilir. Böyle mi oynayacağını düşünüyorsun yoksa Valencia'yı forvete alıp orta sahada bir hamlede oraya bir Ozan olabilir falan gibi. Öyle bir şey mi yapacağını düşünüyorsun? O da olabilir. Yani. Daha dirençli bir takım olabilir. Ozan hani belki sağa bekleyen bulamazsa yani Ozan da bir şekilde yer açılabilir bu maçta. O zaman Ozan'ı oraya alacak. İrfan'ı sola koyacak. Yani gidişat şu olur. Yani İrfan'ı sola koyması bu arada Rozier'in önünde mesela olacak. Mesela bak İrfan. Sosa biraz önce söyleyeyim mi? Sosa Mert Hakan'ı Gustavo ile bozdu. Gustavo ikisini yerine edebilir yani bu hafta 11'de. Evet doğru. Aynen. Gustavo ikisini yerine edebilir. Yani ben yani Thiam'ı çok fazla beğenmediğim için ben orada belki Samat'ta bilmiyorum yani antrenman performansına Valencia'yı oraya koyup belki sol kanatta DX'de Ferdi bile daha şey bir, bile. Daha bir orta saha tandanslı bir oyuncu olabilir. Çok fazla orta saha şeyinde çıkmayı düşünmezdim şahsen. Beşiktaş'ta dediğim gibi 10 kişinin yeri belli. Bir tek Laiç olur mu olmaz mı? Bir de Ensekal'a yerine Rıdvan olur mu olmaz mı? Geçen bir tek o konuşulur. Rıdvan oynayacak herhalde. Yani bir tek o konuşulur. Onun dışında şey olmaz. Ben derbinin beraber biteceğini düşünüyorum. Senin var mı şeyin? Net bir şey söyleyemiyorum. Ben beraber bir şey düşünüyorum. Yani şöyle. Kağıtçı şu anda Beşiktaş favori ama onu da söyleyeyim. Oydu futbolla da Beşiktaş favori. Bu iddialar olan da falan da zaten herhalde favori. Bu akşamki maçtan sonra daha şekillenebilir yani gidişat. Başak, şimdi Başakşehir maçı 120 dakika mı oynanacak?
Çok rahat mı geçecek? Kim ilk 11? Sarı kart sınırında oyuncular vardı lig maçında. Onlar görmedi. Bu maçta belki kırmızı olur, oynayamazsın. Tabii tabii. Kim ilk 11 onu bilmiyoruz. Sakatlık olur mu? Bilemiyorum hani. Belki yorgunluk olabilir mi? Çok böyle rotasyon da yapacağını sanmıyorum. Kupada sonuçta ilk turları değil. Yendi mi finaldesin. Bir maç kalıyor. Hani derbi var diye kupayı gözden çıkartayım. Tabii ki şampiyonluk daha önemli. Yani kupa gözden çıkartabilirsin yani ama buraya kadar gelmişken çıkartmazsın. Şöyle bir şey olabilir. Cenk Tosun ama hala iyileşmedi. Yok, değil mi? İyileşmedi. Yani İyileşmedi. Orada ya belki ilerini santrafora alıp atıyorum. Enkudu'yu bu maç şey yapabilir. Olabilir. Yani ya şöyle değişiklikler yapabilir. Birkaç rotasyon olacaktır. Evet. Ama genel anlamda. Yani Necip'i fazla, mutlaka oynatır bence bu maç. Yani fazla olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Ha, bir de Fenerbahçe'nin gideceği daha hafta çok başı. Yani salı günü Fenerbahçe'nin bu mağlubiyete, çünkü bu artık açıklanmayacak mağlubiyet. Yani Antalya'ya puan kaybettin açıklarsın. Göztepe'ye kaybettin içeride açıklarsın. Ama Gençlerbirliği'nin bence izahı yok. Bu anlamda hani Fenerbahçe'nin alacağı, yönetimin alacağı idari reaksiyon ne olacak? Onu da görmek lazım. Bence orada idari reaksiyondan daha çok, hocadan da daha çok bence futbolcular reaksiyon verecek, biliyor musun? Ben öyle düşünüyorum. Yani işte yani ben benim şahsi fikrim, o yüzden bence, şu anda fikrim yok. Evet. Ben futbolcuların bir reaksiyon göstereceğini. Yani şurada bir şey var. Şimdi Erol Hoca'yı sezon başından beri eleştiriyoruz, şey yapıyoruz ama bazı yerde de futbolcular da yani bazı maçlar vardı ya, tamam ne oynadıklarını bilmiyorlar. Başı kesik tavuk gibiler sahanın içinden şey ama oh ya, Beşiktaş futbolcularındaki hırsızdan Fenerbahçe futbolcularını görüyor musun? Ya şimdi, ben görmüyorum. Doğru ya şimdi eksen. Tamam doğru görmüyorum. Yani görüyorum demeyeceğim tabii ki ama yani şimdi işlerin iyi gitmesiyle o dağınıklığın olduğu, organizasyonun iyi tabii, olduğu yerde çok fark var. Çok aynen, fark var. Yani bak var. İşler kötü gittiğinde dikkat et, takımlarda sakatlıklar da artıyor. Neden artıyor biliyor musun sakatlıklar? Oynamak kimse istemiyor. Doğru diyorsun. İşler iyiyken de hafif sakatlığı var ya oynarım diyor. Aynen, yani o işin dışında kalmak istemiyor şey yani. Tabii, olumlu havanın dışında kimse kalmak istemez. Ama ben bu maç reaksiyon göstereceğini düşünüyorum. Maçı da beraber biteceğini düşünüyorum. Sen de bir skor tahmininde bulun. Tersine onu söyleyeceğim. O yüzden yatırım tavsiyesi değildir diyorsun ya sen. Şaka gibi. Bir şey söylemek istemiyorum. Söylemiyorsun. Tamam peki. Bilgim yok yani. Evet, var mı konuşmadığımız şey, eklemek istediğim bir şey? Trabzonspor'la ilgili de çok kısa bir şey söylemek gerekirse. Tamam, onu da söyleyelim. Trabzonspor'u gönül vermiş izleyenlerimiz oluyor. Onlar evet. Da neden konuşmadık diye şey yapıyorlar. Yani Trabzonspor açısından Fenerbahçe maçı finaldi. O final kaybettikten sonra dikiş tutmadı. Bir aşağı bir yukarı. Şu anda o havayı kaybetti. Yeni pozisyon alması gerekiyor kendine. Fenerbahçe'nin bu haftaki mağlubiyetinden, belki olası mağlubiyetinden sonra üçüncülük kovalanabilir. Evet. Ama o olmazsa da bence dördüncülük kaybetmemesi, Alanyaspor'un alttan gelişte var. Kaybetmemesi, hedef olması gerekir. Başka bir çok bir hedefi gözükmüyor. Bazı bence oturacak. Abdullah Hoca'nın kafasında hangi oyuncularla seneye devam ederim, hangi oyuncularla devam etmem oturması olarak bakmak gerekiyor. Trabzonspor ne yapıp edip senenin planlamasını yapması lazım. Hatta bazı yani mesela Salih Uçan dedikodusu yok yani, biliyorum Salih Uçan şeyini. Mesela Salih'i mi alacaklar? Örnek veriyorum. Başka bir isim alacaklar? Yani gelecek senenin temel taşlarını, o omurgasını bugünden ben oluşturması lazım. Ben başka şeyden Abdullah Avcı'nın artık alacağını düşünüyorum. Yani. Olabilir. Yani evet, şeyse bile gerekir. Aynen. Gerekirse bunların kadro planlamasını yapılıp, çünkü Trabzon'da gerçekten bazı bölgelerde büyük kalite eksikliği olduğu her maç ortaya çıkıyor. Çok iyi stoperleri var bence bu lige göre. Çok iyi stoperleri var. Ama sağ beklerinde sıkıntı var. Bence sol beklerinde de sıkıntı aynen, var. Aynen. Bir beklerde sıkıntı var. Göbek'te Berat'ın üstüne bu kadar yük bindirmek bence şeydi. Birazcık fazla geldi. Gerekirse oraya atıyorum. Salih olabilir, şey olabilir. Oraya iki tane futbolcu. Belki Envakami'yi, Ekuban'ı bir şekilde yedeklemek lazım. Abdülkadir Ömür'ün durumunu bilmiyorum. Yani bu kadroya birazcık Abdullah Avcı'nın rütuş yapması lazım yani. Birazcık eklemeler yapması lazım. Ben de öyle düşünüyorum. Doğru tespitleri yapabilecek kapasitede Abdullah Avcı. Zaten o güvenli. Ama Trabzon taraftarını birazcık sabretmesi lazım. Yani Abdullah Avcı'ya sabret. Yani Trabzon taraftarı şunu beklemesi Abdullah Avcı'dan. Ünal Karaman zamanında oynanan futbol oynanmayacak. Yani bunu zaten Abdullah Avcı'nın 4 senesine 5 senesine baktıkları zaman bunu görürler. Ama sabrederlerse ben başarılı geleceğini düşünüyorum. Şahsi fikrim. Aynen, ben de katılıyorum. Peki Engin, teşekkür ederim. Ben teşekkür haftaya ederim. Tekrar görüşürüz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler. Görüşmek üzere.